Hafızamızın kusursuz olmadığını biliyoruz. Sinir bozucu şekilde insanların isimleri, doğum günleri gibi şeyleri unutabiliyoruz. Bunun nedenlerinden biri bozulma adı verilen çok normal bir süreç. Eğer bir bilgiyi düzgün şekilde kodlamaz veya uzun süre geri almazsak daha sonra hatırlayamaz hale geliyoruz. Şimdi bunun nedenine dair bir teori var. Dilerseniz önce onunla başlayalım. Belleğe giden veya bellekten gelen yollar yani ipuçları ve bellek arasındaki sinirsel bağlantılar uzun süre kullanılmayınca zayıflıyor. Dolayısıyla bu nöronları uyarmak hali zorlaşıyor. Aslında bu problem kullan veya kaybet problemi. Bir şeyi öğrendikten sonra uzun süre kullanmazsanız maalesef bu bilgi zamanla bozuluyor. Bozulma tabii ki farklı materyaller söz konusu olduğunda bile tutarlı kalması açısından oldukça ilginç bir süreç. Dikkat edersek eğer ilk unutma hızımız çok yüksektir ama zaman geçtikçe unutmamız yavaşlar. Şimdi bakalım bu teoriyi kim ortaya atmış ilk olarak? İnsan hafızasında bozulma kavramı ilk olarak 1800'lü yılların sonlarına doğru Alman filozof ve psikolog Ebbinghaus tarafından ortaya atıldı. Ebbinghaus önce üç harfli ve anlamsız çok sayıda hece ezberledi. Ardından 0 ile 30 gün arasında değişen farklı zaman aralıklarında bu hecelerden kaçını hatırlayabildiğini test etti. Başlangıçtaki unutma hızının çok yüksek olduğunu gözlemledi ama birkaç gün geçmesine rağmen unutmadığı sözcükleri 30 gün boyunca aklında tutabildi. Sonraları bu test, başkaları tarafından birçok farklı materyal ve zaman aralıklarıyla tekrarlandı Bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıktı Evet, ortaya çıkan sonuç şuydu İlk öğrenme süreci ne kadar derli topluysa, unutma o kadar yavaştır Tabii grafiğin şekli değişmiyor Örneğin, birkaç yıl boyunca öğrendiğiniz bir dili birkaç günde unutmazsınız değil mi? Fakat Ebbinghaus'un unutma eğrisi uyarınca en çok şeyi, o dili kullanmadığınız ilk birkaç gün içinde unutursunuz. Yani o noktadan sonra unutma hızınız düşer. Bozulma ve unutmaya dair ilginç bir nokta da şudur ki, bir şeyi geri alamamamız o şeyin uzun süreli hafızamızdan silindiği anlamına gelmiyor. Geri almanın yanında bir kişinin bir bilgi veya yeteneği ne kadar iyi öğrendiğini anlamanın bir diğer yolu da o şeyi yeniden öğrenme hızına bakmaktır aslında. Ebbinghaus üç harfli anlamsız heceleri kullanarak unutmanın yanı sıra yeniden öğrenme sürecini de inceledi. Gördü ki listedeki tüm heceleri hatırlayamasa bile listeyi ikinci kez ezberlemesi ilkinden daha kısa sürüyordu. Yani o hatırlayamasa bile belleğin temeli hala yerinde duruyordu. Evet, bu temele tasarruf adı veriliyor. Çünkü biz farkında olsak da, olmasak da bu bilgi bir kenara koyuluyor. Yöntemsel yetenekler de yeniden öğrenilebiliyor. Mesela, birkaç ay önce piyanoyla bir şarkı çalmayı öğrendiniz ve bugün tek bir notasını bile hatırlayamıyorsunuz diyelim. Ne yapıyorum, size notaları veriyorum ve şarkı yeniden öğrenmenizi istiyorum. Eğer bir şeyi geri alamamak, o şeyin uzun süreli belleğinizden sonsuza dek silinip gittiği anlamına gelseydi, şarkıyı ikinci kez öğrenmek ilki kadar zaman alırdı. Oysa şarkıyı ikinci kez öğrenmeniz büyük ihtimalle ilk öğrenmenizden daha kısa sürecektir. Bu süre farkı şarkının uzun süreli belleğinizde kısmen de olsa hala saklanmakta olduğu anlamına gelir. Fakat sorun her zaman bozulmada değildir. Bazen bir şeyler istediğimiz bilgiye erişmemizi engeller. Doğal olarak buna da engel adı veriliyor. Peki kaç tür engel vardır? Söyleyelim, iki tür engel vardır. Bunlar geriye etkili ve ileriye etkilidir. Geriye etkili engel adından da anlaşılacağı gibi geriye yöneliktir. Yani öğrendiğimiz yeni bir bilgi önceden bildiğimiz bir şeyi hatırlamamızı engelliyor. Mesela diyelim ki yeni bir eve taşındınız. Ne yaparsınız? Her türlü form ve belgeye yeni adresinizi yazmaya başlarsınız. Sonra bir süre geçer. Bu yeni adres eski adresinizi hatırlamanızı güçleştirir. Evet, şimdi ileriye etkili engele bakalım. Bu da adından anlaşılacağı gibi ileriye yönelik bir engeldir. Ne oluyor? Geçmişte öğrendiğiniz bir bilgi yeni bir bilgiyi öğrenmenizi veya hatırlamanızı engelliyor. Çok uzağa gitmeyelim. Kendimden örnek vermek istiyorum. E-mail parolamı uzun süre değiştirmemiştim. Ancak birkaç ay önce değiştirmek zorunda kaldım. İnanın bugün bile hala yeni parolamı hatırlamakta zorlanıyorum. Aklım sürekli eskisine gidiyor. Yani eski parolama gidiyor. Evet, bu örnekte eski parolama dair bilgim ne yaptı? Yeni parolamı hatırlamamın önüne geçti.